Serdar Ortaç, Kuruçeşme Arena'da 6. kez sahne aldı. İki sohbet aradı bütün mesafemiz. Geldim Ortaç kapalı gişe giden konserlerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Mutluyum. Kaçıncı Kuruçeşme? Gene kalabalık. Rekor sizde galiba abi. İki tane daha var çünkü. Kuruçeşme rekorunu bu sene siz kırdınız. Biletlerin hepsi tükendi. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Şükürler olsun yani. Güzel, sevilmek güzel. 52 yaşındaki ünlü popçuya hala eski şarkılarının çok sevildiği hatırlatıldı. Şarkılarınız da hep seviliyor hala 7'den 70'e. Eskileri olsun, yenileri olsun üretmeye de devam ediyorsunuz. Hani bu süreci neye bağlıyorsunuz? Hala eski şarkılarınızın bir numara olması, herkesin söylemesini. Yani üstüne şarkı yapan olursa o sevilecek. Şu an benimkiler devam ediyor. 30 sene oldu. İyi yapmışım yani. Serdar Ortaç, meslektaşlarına verdiği bestelerle ilgili hiçbir pişmanlık yaşamadığını belirtti. Peki bir pişmanlık var mı? Keşke bu şarkıyı hani bir sanatçıya verdim ama keşke yok. Ben okusaydım dediğiniz. Yok. Var mı kendi şarkılarınızda? Yok abi, Allah günah yazar, gayet iyi. Şükür. Ortaç, ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı ikinci Best Of albümünün hazır olduğunu ve proje kapsamında Aleyna Tilki ile düet yapacağını açıkladı. O bitti, yapıldı. Ozan Çolakoğlu yapıyor. Çıkartma tarihini düşünüyor. Yani ya 2023'e bırakacak ya şimdi yapacak. O karar veriyor. Bu albümde peki birileriyle düet yapacak mısınız yoksa yine sadece sanatçı arkadaşlarınız mı seslendirecek şarkıları? Aleyna Tilki ile galiba bir şarkı okuyacağım. Öyle demişti Ozi. Bekliyorum. Bunun dışında nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyi şükür. Şükür ediyor. Abi şükür. İyi, her şey iyi. Çok iyi. Tamam, daha fazla bir şey yok yani. Sağ ol abi. Nerede yanlış bilirsen, çözmeyi de düşünürsen belki bir gün bulursun. Zor. Ama sen onu da unutursun. Boş ver ulan. Boş ver. Kaldırsan. Oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa başlayan Merve Boluğur'un Kocam diye seslendiği müzisyen Mert Aydın'la beraberliği sürüyor. Bodrum'da tatil yapan ikili geçen hafta denizde romantik anlar yaşamıştı. Birleştir aşk bu doya doya. Bu hafta ise Boluğur ve Aydın Yalıkavak'ta arkadaşlarıyla görüntülendi. Mert Aydın'ın Merve Boluğur'a gömleğini giydirmesi dikkat çekti. Aç kapını, ben geldim. Giyeyim ateşten gömleği. El ele tutuşup yürüyen çiftten Mert Aydın'ın neşeli halleri kameralara yansıdı. Arkadaşlarının peşinden giden çift, kumsalda gördükleri bir kız çocuğunu sevdi. Merve Boluğur bu sırada muhabirlerin çekim yaptığını görünce şaşırdı. Hayırlı olsun. Çalışıyor. Çok yakıştı Merve Hanım. Mert Aydın daha sonra Gümbet'te bir mekanda DJ performansı sergiledi. Aydın'ın DJ kabininin arkasında zaman zaman öpücüklere boğduğu Boluğur gece boyunca dans etti. Merve Boluğur'la Mert Aydın çifti beraber Deha'nın sahne aldığı plaj partisinde de eğlendi. Vaziyetin
zenginmiş, fakirmiş ya da kralmış. Şarkı bile var mı? Öte yandan Merve Boluğur'un 2017 yılında boşandığı Murat Dalkılıç, Cuma gecesi sosyal medya sayfasından bir yazı yayınladı. Dalkılıç, Boluğur için uzun süredir sosyal medyada yapılan "Murat'tan sonra toparlanamadı" şeklindeki yorumlara sert çıktı. Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşi Merve'nin özgürce canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasını, hangi hakla "bu kız delirdi" etiketiyle her gün her saat durmaksızın her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız. Bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum. Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince, ne sular akmış üstünden ki hakikaten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ilk zamanlar, ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum. Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar. Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım. Kalp ağrısı bir yandan, gel gitleri falan filan. Murat Dalkılıç'ın "bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar" sözleri büyük merak yarattı. Gözler Merve Boluğur'a çevrildi. Ünlü oyuncu da Dalkılıç'ın hemen ardından yaptığı yazılı açıklamada psikolojisinin bozuk ve sürekli yas tutan kız olduğu öne sürülerek kendisine karşı algı operasyonu yapıldığını savundu. Bundan sonra hakkında konuşanı mahkemeye vereceğini belirten Boluğur, eski sevgilisi Erkan Şen'in ardından eski eşi Murat Dalkılıç'a da "hiçbirinize ihtiyacım yok ama sizin var herhalde. Az erkek olun da susun artık" sözleriyle tepki gösterdi. Dayanabilir misin? Merve Hanım, geçtiğimiz günde Murat Dalkılıç'ın hakkınızda bazı açıklamalar... Ne kadar çirkin bir hareket bu. Ne kadar çirkin bir hareket. Yanımda erkek arkadaşım var. Sorunun farkında mısın? Murat Bey de eski eşiniz ya, o yüzden sorun. Soru sormayı öğren, öyle gel. Ben gel, düzgün sorun. Yanımda sevgilim var. Yeni bir sinema filmine hazırlanan Nejat İşler, Asmalı Mescid'de magazin altının sorularını yanıtladı. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan ünlü aktör, takımla ilgili gündemdeki konuları değerlendirdi. Evet Nejat Bey, merhabalar, nasılsınız? Fena değil, sen? Teşekkür ederiz, biz deyiz. Bodrum'dan İstanbul'a dönüş yaptınız. Ama biz de tabii ki de büyük bir Fenerbahçe taraftarı olduğunuz için size de sormak istiyoruz. Fenerbahçe taraftarının en son bir Vladimir Putin tezahüratları vardı. Neler söyleyeceksiniz konuyla ilgili? Ben maçlarını duymadım. Duymadınız mı? Yok. Efendim hani kameralarda da hani yayınlarda da gösterildi. Vladimir Putin tezahüratları, hatta Ali Koç'un da bir yanıtı vardı. Biz tamamıyla... Duymadım, ben bilmiyorum. Ali Koç'un yanıtı da vardı. Bilmiyorum. Biz bunlarla ilgili tabii ki de bizim Fenerbahçe kültürüne şey olan yanıtlar değil bunlar dediler, ama taraftarın tezahüratları hakkında biz bir şey söyleyemiyoruz dediler. Hatta UEFA da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bak şöyle bir söyleyeyim. Buyurun. UEFA öyle bir soruşturma başlatmadı. Bir tribüne ceza gelecek büyük ihtimalle. Ben duymadım bu arada. Şeyden, internetten gördüm, maçtan çıktıktan sonra. Maçtaydım ben. Kilo verdiği görülen 50 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile ilgili magazin altına yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Garip bir şey var. Fenerbahçe yemeye çalışıyorlar, olmaz. Garip bir şey var. Fenerbahçe yemeye çalışıyorlar, olmaz. Geçmişte de zaten Aziz Yıldırım döneminde de aynısı yaşandı. Benzeri UEFA'dan hatta men edildi Fenerbahçe. Aynısının tekrardan yaşanmaması için siz neler söylemek istersiniz Fenerbahçe taraftarına? Siz de büyük Fenerbahçe taraftarsınız. Geçmişte zaten öyle bir şey olmadı ki. Yani Aziz Yıldırım döneminde tekrar men edildi ya Fenerbahçe. Yok. Başka takımları söyleyeyim mi ben sana? Ne tabii oldu? Ki de Juventus yaşandı mesela, küme düşürüldü. Türkiye'den de söylerim yani. Tabii ki de, buyurun. Yani istersen. Yani bir sürü takım söylerim yani. Peki, nasıl istersin Nejat Bey? İnsanların anıları böyle hemen gidiyor, tamam mı? Saçma. Benim aklımda, bazılarının aklında hala. Unutulmaması gerekiyor bazı şeyler. Herkesin dolabında bir tane ceset var. Görüşürüz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kolay gelsin.